Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Alize'nin bebeğini kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. İki model üzerinden anlatım yapacağım size. Modelimizin ilmek sayısı 11 ve 11'in katları artı 5 ilmek. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Arka yüzden de ilmeklerimi bir sıra ters ördüm. Ön yüzden modelimin kurulumuna başlayacağım. Şimdi birinci sıra ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alarak 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters olarak ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters. İpi arkaya aldım. 3 ilmek düz. 1 2 ve 3. Burası bir model. Bu 3 ters ilmek de ara modelim. Şimdi 3 tane ters ilmek öreceğim. 1 2 3 ilmek ters olarak ördüm. İpimi arkaya aldım. Tekrar model kuruyoruz. 3 ilmek düz. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Tekrar 3 ilmek düz. 1 2 3 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Ara modelim olan 3 ters ilmeği örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ön yüzden modelimizi kurduk. Modelin ikinci sıra arka yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 3 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. 1 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. Tekrar 3 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz. Pardon, 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. Üç ilmek düz ve kenar ilmeğini ters olarak ördüm. Devam ediyorum. Modelin üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alarak bu 3 ters ilmeği yine ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Sıradaki 3 ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. Burada bir arttırma yapıp 2 ilmeği ters örüyorum. Şimdi normalde 3 ilmeği 1 ilmeğe düşürdük. Normalde 2 ilmek arttırmamız gerekiyor yani. Bu sırada ilmek sayımız eksiliyor. Arka sırada ilmek sayımızı tamamlayacağız. Devam ediyorum. Tekrar 1 ilmek arttırdım. Sıradaki 3 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip 3'ünü birlikte örüp 1 ilmeğe düşürüyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Tekrar sıradaki 3 ilmeği soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Şöyle ipim ayrıldı mı tekrar yapacağım. 3 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. 1 arttırdım. 2 ilmek ters.
Tekrar bir arttırdım. Sıradaki 3 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek üçünü birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. 3 ilmek ters. Kenar ilmeğim düz. Modelimin 3. sırası bu şekildeydi. Modelin 4. ve son sırasında arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz örüyorum. Dediğim gibi eksilen ilmek sayımızı bu sırada tamamlayacağız. İpi benden yana aldım. Şimdi ters ilmeği ters örüyorum. Ajurlu ilmeği örmeden önce burada bir arttırma yapıp bu ilmeğimi ters örüyorum ve ilmek sayımızı eski haline getirmiş oluyoruz. 2 ilmek düz. Burada önce ajurlu ilmeği örüyorum. Daha sonra arttırıp ters ilmeği örüyorum. Ardından 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm. Bir arttırdım ve ajurlu ilmeği ters ördüm. Daha sonra 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bu sefer önce ajurlu ilmeği örüyorum. Daha sonra bir arttırma yapıp bir ilmek ters örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğim ters. Evet, modeli bir kez kurduk. Model hep bu 4 sıranın tekrarından oluşuyor ama modelimiz şu anda tabii ki çok kendini belli etmedi. İlerledikçe anlaşılacak. Onun için bir kez daha kuralım modelimizi. Evet, birinci sıra ön yüzden tekrar modelimizi kuruyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. 1, 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. 1, 2, 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. 3 ilmeğim düz. 2 ilmek ters. Tekrar 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. Ve kenar ilmeğim düz. Arka yüzde ilmeklerimi göründüğü gibi örüp geliyorum. Devam ediyorum. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm. Şimdi 3. sıradayım. Yani 2. modelimin 3. sırası. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters örüyorum. 2 pardon 3 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Burada yine 3 düz ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. Bir artırma yapıp 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar burada bir artırma yaptım. 3 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip üçünü birlikte örüp bir ilmeğe düşürüyorum. İpi benden yana aldım. 3 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Yine sıradaki 3 düz ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırdım. 2 ilmek ters ördüm. Tekrar bir arttırdım. Sıradaki 3 düz ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirdim ve üçünü birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. 3 ilmek ters. Kenar ilmeğim düz. Üçüncü sıramız bu şekildeydi. Bakın bu sıradan sonra model biraz biraz kendini göstermeye başladı artık. Şimdi ikinci modelimin son sırasındayım. Burada 3 ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. Ters ilmeği ters ördüm. Daha sonra bir arttırma yapıp ajurlu ilmeği ters ördüm. 3 ilmek düz. 1
2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Bu sefer ajurlu ilmeği önce ters örüp bir artırma yapıyorum ve 1 ilmek ters. 1 2 ilmek düz 3 ilmek pardon. 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Burada ipim ayrıldı. Onu düzelteyim. Ve ilmeğimi ters ördüm. Devam ediyorum. İlmeğimi ters ördüm. Bir arttırma yaparak ajur ilmeğimi de ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Önce ajurlu ilmeğimi ters ördüm bu sefer ve bir arttırma yaparak ters ilmeğimi ters ördüm. 3 ilmek düz. Kenar ilmeğini ters ördüm. Evet. Modeli birlikte 2 kez kurduk. Model dediğim gibi 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Model zaten kendini gösterdi. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Model toparlanma yapmıyor. Dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz ya da alt kısmına lastik de uygulayabilirsiniz. Modelimin arka yüzden görünümü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Yine etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Yazlık bluzlarınızda koton iplerle değerlendirebilirsiniz. Dilerseniz angora iplerle çeyizlik ilik yapımında kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.